Küreselleşme gündelik yaşantımızda sürekli duyduğumuz bir kelime. Sıkça karşımıza çıkıyor ve küreselleşme kavramıyla beraber aslında bir de eskisi kadar sık değil ama yine hala duyduğumuz bir şey bence kültür emperyalizmi. Kültür emperyalizmi işte küreselleşme kültür emperyalizmi yaratıyor tartışmaları. Batı kültürü dünyanın geri kalanındaki tüm kültürleri egemenliği altına alıyor gibi söylemler çok sık. Eskisi kadar sık değil belki ama hala sıkça rastladığımız, sıkça duymaya devam ettiğimiz bir kavram. Kısaca bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bence bu tartışmayla ilgili bir takım dertler de var. Şöyle başlayalım. Küreselleşme dediğimiz ne aslında veya kültür emperyalizmi dediğimiz ne? Kültür emperyalizmi kavramı özellikle işte iki kutuplu zamanında dünyanın yani Sovyetler Birliği ile Amerika'nın iki güç olduğu dönemlerde ve buna bağlı olarak kapitalizmin de giderek yükseldiği, bütün dünyayı sarıp sarmalamaya başladığı dönemlerde 1980'lerde mesela 70'lerde 80'lerde özellikle Amerika'dan ama daha genel olarak Batı'dan dünyanın geri kalanına bir ideoloji, fikir, para, kültür ve değer yargıları akışı olarak tanımlanabiliyor genel hatlarıyla. Yani söylemeye çalıştığımız aslında veya söylenmeye çalışılan şu küreselleşme dediğimiz şey o kadar iyi bir şey değil. Arkasında bunun kapitalist güçler veya iktidar odakları var ve Batı kültürünü, Batı değer yargılarını dünyanın geri kalanına empoze edip tek tip bir homojen kültür oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir arkada yatan bir gündem, bir plan var tartışması. Bu özellikle 1980'lerde, 70'lerde gayet güçlü böyle dillendirilen, yüksek sesle söylenen bir tartışma. Ama 90'larla birlikte ve günümüzde artık iyice hani bunun geçerliliği tartışılır durumda. 90'larla birlikte bununla ilgili bir takım bunu reddeden iddiaların gelişmeye başladığını duymaya başlıyoruz. Öyle diyeyim ben size genel hatlarıyla. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bunu reddeden, bunun bir takım sorumlu yanlarına değinen iddialar? Ya tamamen bu arada hani küreselleşme bir kültür emperyalizmi yaratıyor iddiasını tamamen olduğu gibi dışlıyor, yok sayıyor da değiliz. Ama ben bununla ilgili bir takım sorunlardan bahsedeyim daha sonra tekrar geri döneriz buna. Çok temel olarak benim bildiğim en azından benim duyduğum 3 tane genel argüman var. Bir sürü argüman var bununla ilgili fakat 3 tane temel kültür emperyalizmi dediğimiz şey artık eskisi kadar geçerli değildir söylemi var. Bunlardan bir tanesi. Kültürün, değer yargılarının, ideolojilerin artık sadece Batı'dan veya Amerika'dan dünyanın geri kalanına akmadığı yönünde. Evet, bu teknolojinin ilk gelişmeye başladığı zamanlarda ve küreselleşmenin ilk gerçekten alıp başını yürümeye başladığı zamanlarda böyle olabilirmiş. Fakat günümüzde artık bu kadar basit, bu kadar tek yönlü, lineer bir akış değil. Dünyanın farklı yerlerinden, dünyanın yine farklı yerlerine kültürün değer yargılarının ve işte ideolojilerin, fikirlerin sürekli bir akma halinde olduğunu ve dolayısıyla sadece Batı egemenliğinin dünyanın geri kalanına yayılmadığını söylemek gerekiyor belki. Mesela örneklerle gitmek daha burada bence anlamlı ve daha kolay. Zamanımız kısıtlı sonuçta bunu böyle soyutlaştırarak teoriler üzerinden anlatmak yerine. Örneğin evet dünyanın her tarafında McDonald's var. Dünyanın her tarafında Coca-Cola var. Dünyanın her tarafında Hollywood var. Çünkü işte kültür emperyalizminin arkasında kültür emperyalizmi argümanının arkasındaki en temel iddialardan bir tanesi işte bu Amerikan kapitalizmi ve Amerikan popüler kültür ürünleri işte Hollywood bunların başında sürekli bir Amerikan propagandası, Amerikan değer yargılarının propagandasını yapıyor ve bu da bütün dünyaya yayılıyor tartışması değil mi? Ama McDonald's'ın yanında işte ne bileyim Nike'nin yanında veya ne bileyim Hollywood yıldızlarının yanında biz şimdi görüyoruz ki mesela İngiltere'de, Londra'da en çok satılan, en çok tercih edilen fast food ürünü ne? Döner kebap. Bu nasıl oluyor peki? McDonald's değil mesela, Burger King değil veya pizza değil ama döner kebap. Veya biz dünyanın her tarafında Budizm'in yükselişini görüyoruz değil mi? Bu veya yoganın, pilatesin yükselişini görüyoruz. Yani bunlar batı odaklı, batı çıkışlı, batı temelli kültürel pratikler değiller. Sushi. Sushi nasıl oluyor da dünyanın her tarafına yayılıyor mesela? Veya reggae müzik. Veya İran sineması diyoruz değil mi? Şimdi Türk dizilerinden bahsediyoruz. Türk dizileri hem Orta Doğu'da hem işte Danimarka'da ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde egemenliklerini yaymış durumdalar. Dolayısıyla evet şunu tekrar vurgulayalım. Yani Batı'dan dünyanın geri kalanına bir kültürel akış
olmadığını, bunun hala bir egemenliği olmadığını söylemiyoruz. Fakat tek başına böyle bir durum yok artık. Bunun yanında dünyanın farklı odaklarından, farklı merkezlerinden yine dünyanın farklı merkezlerine, dolayısıyla bu doğudan batıya da olabilir, güneyden kuzeye de olabilir, bir takım kültürel akışların ve ideolojik akışların da var olduğunu görmeye başlıyoruz. Eğer bunu ne bileyim daha böyle bir örnekle somutlaştırarak veya karikatürize ederek anlatacaksak, şu inşaatlarda kullanılan mesela pimaş boruları vardır, biliyor musunuz? Bunlar 40'lık, 60'lık, 90'lık, 120'lik diye gider. Evet, belki batıdan dünyanın geri kalanına doğru kültürel akış 120'lik pimaş borulardan gerçekleşiyor. Ama bir sürü 40'lık, 30'luk boru da işte ne bileyim Çin'den, Hindistan'dan, Japonya'dan, Türkiye'den, Orta Doğu'dan dünyanın geri kalanına doğru akıyor. Dolayısıyla çok daha sofistike bir durumdan bahsediyoruz. Ve bu sofistike durumu mümkün kılan şeylerin başında da aslında özellikle iletişim teknolojilerindeki, bununla birlikte ulaşım teknolojileri de var tabii ki, ama özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler olarak görmek lazım. Uzay ilintili, mesela uydu kanalları gibi. Dolayısıyla bu teknolojilerin daha ulaşılabilir, erişilebilir olmaya başlamasıyla birlikte artık sadece bunların Batı'nın ve Amerika'nın tek elinde olmamaya başlamasıyla birlikte bu kültür akışı çok daha karmaşık, sofistike, Arap saçı gibi bir hal alıyor. Ve ortaya çıkan kültürel doku da, o küresel kültür dediğimiz şey de Amerikan kültürü değil veya Batı kültürü değil. Küresel kültür ve bu küresel kültür de tek tip bir şey değil. Çok daha böyle melezleşmiş, karma karışık bir şey. Dolayısıyla birinci dert bu. Evet, Batı'dan dünyanın geri kalanında bir akış var. Fakat artık eskisi gibi tek yönlü bir akış değil bu. Aksine bir sürü farklı yerden iç içe geçmiş, çaprazlanan akışlar var. Bakın bu arada Starbucks'ımızı içiyoruz küreselleşmeden bahsederken. Ama Amerika'da da Turkish Coffee içiliyor değil mi? Veya tüp lokumu yeniyor. İkinci tartışma, ikinci iddia, ya yok küreselleşme kültür emperyalizmi yaratmıyor ya dair. İkinci iddia temel olarak şöyle bir şey olabilir. Her ne kadar Batı'dan dünyanın geri kalanına kültürel akış veya değer yargılarına veya ideolojilere dair akış olsa da Batı kültürü gittiği yerdeki kültürü yok etmiyor. Bunu örnekle anlatmak daha kolay olacak sanıyorum. Burger King Türkiye'ye geldiği zaman Ramiz köfteyi ortadan kaldırmıyor. Yani bir AVM'ye gittiğiniz zaman Burger King'in hemen yanında Ramiz köfteyi de görüyorsunuz. Veya ne bileyim Domino's, pizza Domino's geldiği zaman veya ne var büyük pizza bilmiyorum, pizza diyelim ya, genel hatlarıyla pizza Türkiye'ye geldiği zaman pideyi, lahmacunu ortadan kaldırmıyor. Starbucks geldiği zaman Türk kahvesini ortadan kaldırmıyor. Veya işte Michael Jackson, gerçi artık Michael Jackson kalmadı ama Batı müziği Türkiye'ye, Batı popüler müziği Türkiye'ye geldiği zaman veya dünyanın herhangi bir yerine gittiği zaman oradaki kültürel dokuyu yok etmiyor. Onunla birlikte yaşamaya başlıyor. Onun yanında yer almaya başlıyor. İşte Starbucks'ın yanında kahve dünyasını görüyorsunuz, kahve diyarını görüyorsunuz. McDonald's'ın yanında, Arby's'in yanında dediğim gibi işte Ora lahmacunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Yine hani bunu çok masumane alıp Batı dünyanın geri kalanını hiç etkilemiyor demiyoruz. Fakat bir domine etme, tek tipleştirme ve bir Batı egemenliği yaratma konusunda çekinceler sunabiliriz bu noktada bence. Bu ikinci argüman. Batı kültürü geldiği zaman yerel kültürü yok etmiyor. Onun yanında kendisine bir yer buluyor. Bir de üçüncü argüman var. Kültür emperyalizmi yaratmıyor küreselleşme. Veya sadece kültür emperyalizmi olarak anlatmak bunu doğru olmaz tartışması. Üçüncü argüman da şu. Ortada çok güçlü fragmentasyon dediğimiz veya parçalanma ve melezleşme dinamikleri var. Yine örnekler üzerinden ve aynı örnekler, benzer örnekler üzerinden gidersek belki anlatması daha kolay olacak. Örneğin McDonald's veya Burger King Türkiye'ye geldiği zaman ne oluyor? Köfte burgere dönüşüyor. Tamam? Yani bunu dünyanın başka bir yerinde görmemiz mümkün değil. Eminim Çin'e gittiği zaman Çin'in yerel kültürü, yerel işte mutfağıyla birleşip yeni bir şey haline geliyor. Veya ne bileyim pizza Türkiye'ye geldiği zaman işte Akdeniz oluyor ve içerisine biz onun peyniri de koymaya başlıyoruz, soğan da koymaya başlıyoruz, pastırma da koymaya başlıyoruz, değil mi?
veya nasıl anlatayım, başka buna benzer örnekler. Arabesk rap oluşuyor. Rap müziği işte Türkiye'ye geliyor. Fakat bir bakıyoruz işte Bilal Göregenli diyor ki sevdiğim kız bana abi deyince, değil mi? Rap ile Türk melodilerini karıştırıyor ve ortaya çok daha melezleşmiş bir popüler kültür çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla yine bir önceki tartışmaya benzer bir şekilde Batı kültürü gittiği yerdeki yereli yok etmiyor, o yerelle etkileşim haline geçiyor. Aslında buna küre yerelleşme de denebiliyor. İngilizce'de globalization, yani küreselleşme ile yerelleşmenin bir araya geçmesini bir düşünebiliriz belki bunu. Bir şekilde bir yerde en azından. Bu üç tartışmayı işte bir araya getirdiğimizde küreselleşmenin artık sadece kültür emperyalizmi iddialarıyla açıklanmasının yanlış değilse bile eksik bir tartışma şekli olduğunu söylemek mümkün bence. Yanlış değilse bile eksik. Evet, belki böyle tanımlamak lazım. Yani evet, Batı hala üretim süreçlerinde çok daha egemen. Batı hala dünyanın geri kalanına çok ciddi bir şekilde kültürel akım sağlıyor. Fakat bununla birlikte çok daha sofistike, çok daha kompleks, çok daha iç içe geçmiş ve üst üste binmiş bir akış, kültürel akış, değer yargılarına dair akış, paraya dair akış, iktidara dair akış, ideolojilere dair akış görmek, tecrübe etmek mümkün. Dolayısıyla Batı egemenliğinin var olduğunu saklı tutarak, cebimizde tutarak küreselleşme sadece kültür emperyalizmi tartışmasıyla açıklanamaz demek bence daha doğru.